Yeni küçük kuzumuz. Dut dalı kestik. Patır patır taze yaprakları yiyorlar. Kuzularımızın sayısı çoğaldı. Bir tane koyunlu bir kuzu aldık. Şu annesi. Bu da kuzusu. Üç tane de erkek koç almıştık. İki tanesini kurbanda kestik. Bir tanesini biz, bir tanesini amcam için. Ondan da bir tane kaldı. Bu küçük kuzu da, baby kuzu da koç zaten, o da erkek. Şu an küçük kuzuyla birlikte 3 tane erkek, 3 tane dişi koyunumuz oldu. Şunun tatlılığına bak ya. Bu kazlar da, daha önceki videoda gösterdiğim bir tanesi ölen sarı kazlar vardı ya, işte onlar. Artık sarılıklarından eser kalmadı, hepsi büyüdü. Renkleri siyah beyaza döndü. Kocaman oldular maşallah. Herkese merhabalar. Bugün sizinle yorumlarda en çok talep edilen bir konuyu işlemek için bulunuyoruz. Umarım ses kalitem iyidir. Malezya'dan böyle hastalık dolayısıyla apar topar geldiğimiz için ne tripod getirmişiz, ne yaka mikrofonunu getirmişiz. Böyle bir taşın üstüne koydum. Cevizin gölgesine de oturdum. Sizle böyle sohbet edeceğiz. Peki konu ne? Yorumlarda birçok arkadaşımız eşimle, yani Ferah'la nasıl tanıştığımızı öğrenmek istemişti. Aslında bu videoyu çok daha önce çekecektik. Malezya'dayken çekecektik biz ama işte araya Ramazan girdi, benim yoğun iş tempom, sonra işte hastalığım, Türkiye'ye gelme serüvenim derken bayağı bir araya bir şeyler girince uzadı gitti. Aslında bir bakıma da iyi oldu. Çünkü bizim tanışma serüvenimizin başladığı yer aslında bu köy. Bundan tam 2 yıl önce, tam diyebilirim çünkü 2 yıl önce Haziran ayıydı. Şimdi Temmuz'un başlarındayız. Tam 2 yıl önce diyebilirim. 2 yıl önce, o zaman İstanbul'da çalışıyorum güvenlik işinde. Buraya izne gelmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam Haziran'ın 5'i gibi falandı geldiğimde. Ama tabii bunun biraz öncesine gitmem lazım ilk önce. Ben İstanbul'da çalışırken aynı zamanda da daha önceki videolarda bahsetmiştim. İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nde sanat tarihi okuyordum. İşte 3. sınıftayım normalde ama Malezya'ya gittiğim için biraz ara vermek durumunda kaldım. Zaten çalıştığım için çok düzenli de gidemiyordum. Biraz artık yaşta geçtiği için zaten başlarken de hani 4 yılda bitireyim diye başlamadım. Yavaş yavaş 5 yılda bitir, 6 yılda bitir, 7 yılda bitir, bir şekilde yavaş yavaş işle birlikte götürür bitiririm diye başlamıştım zaten. Evlilikten dolayı biraz daha planlar değişti tabi. Devam edebilir miyim bu saatten sonra bilmiyorum. Bakacağız artık duruma göre. Belki açık öğretime taşırım. Her neyse. Benim okul okuduğum bu dönemde 2 yıl önceki kafa planım şuydu. Ben zaten evlilikle ilgili hiçbir planım yoktu. Evlilik konusunu ben tamamen kafamda bitirmiştim. Çünkü öncesinde bir iki denemem olmuş. Hatta 2016'da bir nişan atmış. Ondan sonra da evlilik düşüncesini kafamdan tamamen silmiş bir insandım. Ve planım şuydu. Ben okulu bitireyim. Ondan sonra bir süre güvenlik işine devam da etmiş olsam.
hem dil geliştirmek, hem öğrendiğim sanat tarihi bilgilerini yerinde öğrenmek için dünyayı gezmeye başlayayım diye bir planım vardı. Ve bir YouTube kanalı açayım. O zaman da bir YouTube kanalı açma planım vardı. YouTube kanalı açayım ve bu gezdiğim yerleri hem gezi vlogları olarak hem oradaki anıtsal eserleri, sanat tarihi videoları olarak sizlerle paylaşayım istiyordum. Böyle bir kafamda plan vardı. Ve sınıftan bir arkadaşımla bu planı konuşurken, bu düşünceleri konuşurken, buradan kendisini de anmış olayım eğer izliyorsa, Feray isminde bir arkadaşım. Bu düşüncelerimi anlatırken işte benim için en büyük sorunun şimdilik işte hem biraz ekonomik hem de dil olduğunu, artık yaşımda ilerlemesi, kafamın çok dolgun olmasından dolayı artık dil öğrenmekte de zorlandığımı falan anlatmıştım. Gerçekten de öyle. Yani bir ortaokul, ilkokuldu, hatta işte lise dönemlerimi hatırlıyorum da yani birçok şeyi birçok hemen kapıyorsunuz. Siz de öylesinizdir. Gençken birçok şeyi hemen kapıyorsunuz, öğreniyorsunuz ama yaş ilerledikçe, hayatın meşakkatlerine atıldıkça artık bir şeyleri öğrenmeniz zorlaşıyor. Bende de dil öğrenme konusu maalesef böyleydi. Hala da öyle. Yani biraz bazen üstüne eğilmeye çalışıyorum işte internetten, YouTube'dan böyle öğretme videolarını, biraz işte kelime ezberleyeyim diye işte sözlüklere falan. Böyle bir 15-20 dakika üzerine yoğunlaştığım an artık bir yerde kafam almamaya, sıkılmaya başlıyorum. Maalesef bu yaşın ve yorgunluğun getirdiği bir şey. O yüzden gençlere özellikle söyleyeceğim. Ne kadar erken bir dil, iki dil, üç dil öğrenirseniz o kadar kar. Öğrenin arkadaşım. Öğrenin kardeşlerim. Ben bunun sıkıntısını yaşıyorum. Öğrenemiyorum çünkü bu yaştan sonra birçok şeyi. Her neyse. Artık bu muhabbet ederken arkadaşım bana şunu tavsiye etti. Dedi ki ben de hani öğrenmeye çalışıyorum, çalışıyorum ama bunu pekiştirmek için konuşabilmemiz lazım ve konuşabilmek için de dedi ben de yurt dışından dedi arkadaşlar ediniyorum. Onlarla dedi sohbetler ediyorum işte İngilizce olarak. Bana da bir uygulama önerdi. Koyabilirsem editlerde şuraya bir yere koyarım. Interpal diye bir uygulama önerdi bana. Birçok bununla ilgili uygulamalar vardır. Gençler, genç kardeşlerim bunları bizden çok daha iyi bilirler. Benim o güne kadar belki de hiç aklıma gelmedi böyle bir şey. Interpal diye bir uygulamadan bahsetti. Buna işte üye oldum. Yurt dışından böyle arkadaşlar edinmeye başladım işte. Öncesinde daha çalışırken işte güvenlik işinde. Güney Kore'den, Japonya'dan, İngiltere'den, ne bileyim Peru'ya kadar birçok ülkeden böyle arkadaşlar edindim. Onlarla ilk başta zaten o uygulamaya girenler hep dil öğrenmek için. Kategori belirliyorsunuz. İşte Türkçe biliyorum, İngilizce öğrenmek istiyorum. Ne bileyim işte İngilizce biliyorum, İspanyolca öğrenmek istiyorum. Böyle böyle kategorilerle belirliyorsunuz. Algoritma size zaten öğrenmek istediğiniz dille ilgili karşı tarafın talebi olduğu şekilde size bir arkadaş önerileri sunuyor. Bunlarla ilgili işte sohbetler ederken dil geliştirmek için orada ilk önce tanışıyorsunuz. Sonra zaten sohbeti biraz WhatsApp'a taşıyorsunuz. Oradan artık sohbeti geliştiriyorsunuz. Ama tabii bunlarla ilgili bir uyarıda da kısaca bulunmak isteyeyim. Bu tür uygulamalar çok kötü amaçlar için de kullanılabilen şeyler. Dolandırıcılık için, özellikle sizi kripto para dolandırıcılığına çekmek için vesaire çok kullanılan şeyler. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Veya da sizi evlilik vaadiyle kandırıp para kopartıp dolandırmak isteyenler de olabilir. Yani bu konularda çok dikkatli olmanız lazım. Yani burada tavsiyem size gidin buralardan arkadaş bulup evlenin değil. Zaten ben dediğim gibi bunu bir evlenmek amaçlı bir şeyle hiç kullanmadım. Ben evlilik aklımın ucundan bile geçmiyordu. Ben sadece arkadaş edineyim, muhabbet edeyim, dilimi geliştireyim. Hatta belki yurt dışına çıkma düşüncelerim yerine getirirse oralarda gittiğimde en azından bana belki biraz tavsiye verebilecek, o ülkeyle ilgili yol yordam gösterecek arkadaşlarım olur düşüncesiyle böyle bir sohbete başladım. Bir ay falan, 1,5 ay falan böyle sohbet ettiğim insanlar oldu. Derken işte dediğim gibi yıllık izine Türkiye'ye şeye geldim. Türkiye'ye diyorum, Malezya'da Türkiye'ye geldim. Aklıma takılıyor artık. İşte İstanbul'dan köye yıllık iznime geldim. Burada gene böyle arkadaşlar edinirken bir gün Ferah karşıma çıktı. O da Malezya'da zaten Yunus Emre Enstitüsü'nde online eğitimle Türkçe derslerine katılıyormuş ve Türkçe öğrenmek istiyormuş.
Bu şeyle algoritma karşıma çıkarttı. Onu görünce işte ben istek attım. İşte ben de İngilizce öğrenmek istiyorum. Size Türkçe öğretebilirim. Siz de bana İngilizce öğretirsiniz. Böyle muhabbetle bir başladık. Sonra biraz muhabbet ettikten sonra işte dedim hani çünkü oradan kopyala yapıştır yapmak biraz zor çeviri kullandığım için. Çünkü İngilizce bilmiyorsun sonuçta. Hani oradan zaten öğrenmek istiyorsun. Zaten ilk başta söylüyorsun ben İngilizcem çok iyi değil. İşte çeviri kullanıyorum. Yanlışlıklar olabilir çeviride işte zaman kaybı olabilir falan. Zaten oradakiler de dili öğrenmek için geldikleri için anlıyorlar seni. Dedi işte Interpol'da bir süre sonra işte zaten hızlı hızlı konuştuğun için orada kopyala yapıştır yapmak biraz daha zor. WhatsApp'a taşıyorsun sohbeti ya da daha farklı şeyler. Biz Ferah çok fazla WhatsApp kullanmadığı için Telegram o zaman kullanmıştık. Telegram'da daha çok muhabbet etmeye başladık işte. Bir süre sonra işte hayatımızdan bahsediyorsun, planlarından bahsediyorsun vesaire. Onun da bekar olduğunu ve hiç evlenme niyetinin olmadığını vesaire öğrendim. Sohbet geliştikçe ona da bahsediyorum. Bahsederken de evlenme planım var diyerek bahsetmiyorum yani. Ben işte evlenmek istemiyorum. Şöyle şöyle yaşantılarım oldu, tecrübelerim oldu. Artık evlilikten soğudum. Kesinlikle evlenmek gibi planım yok. Benim işte okulu bitirmek, İngilizce öğrenmek, yurt dışına çıkmak, gezmek, gezebildiğim kadar çok ülke gezmek, öğrenebildiğim kadar bilgi öğrenmek, işte ne bileyim tanıyabildiğim kadar farklı insan tanımak, kültür tanımak gibi hedeflerim var. Onları istiyorum ki bu hedeflerim daha önceki videolarda bahsettim. Hala var. İşte bunları internetten paylaşmak, video yapmak vesaire. Bu tür hedeflerim olduğundan falan bahsediyorum. İşte gerçeği oradan saklamadım, siz de saklamayın. Çok borçlarım vardı. Zor bir hayat geçirdim. Hala da olan borçlarım var. Hiçbir ekonomik durumum yok. Ama işte yavaş yavaş bunları halletmeye çalışıyorum. Okulum bitene kadar işte borçlarımı bitireyim. Ondan sonra işte yıllık izinlerimde yavaş yavaş bir iki ülke gezerek başlayayım falan. Böyle bahsediyorum, gidiyorum. Derken işte biraz tanıştıkça baktım Ferah yapı olarak, konuşma olarak, düşünce yapısı olarak aslında benim yıllardır istediğim, beklediğim, kriterlerini koyduğum ve bulamadığım insan profili evlenmek için. Çünkü benim hayatım boyunca şöyle bir şeyim olmadı. Tamam, genç yaşta evlenmek, çocuk yetiştirmek çok istiyordum. Ama şöyle bir şeyim yoktu. Kim olursa olsun gelsin evleneyim. Böyle bir kriterim hiçbir zaman olmadı. Benim detaylarına şu anda size girmeyeceğim. Belli başlı prensiplerim vardı. Ve prensiplere uyan, uymayan herkesi eliyordum. Ve en sonunda şunu gördüm ki benim kriterlerime uyan Türkiye'de kimse yok. Yani Türkiye'deki zihniyetle yetişmiş bir insanın benim kriterlerime uyma şansı 85 milyonda bir ya var ya yok. Bu öyle bir ihtimal yani. Onu da ben ya bulurum ya bulamam. Yani kısacası bu ihtimali ortadan kaldırmıştım ben zaten. Derken bir baktım işte. Ferah tam da bu benim kafa yapıma, hayat görüşüme, evlenmek isteyeceğim insan profiline uyan bir insan. Ve direkt daha bir hafta konuşmamız oldu olmadı. Ve direkt şunu söyledim. Ben dedim seninle evlenmek istiyorum. Tabii Ferah da şaşırdı. Yani daha bir haftadır konuşuyoruz. Ne olduğumu bile bilmiyorsun. Nasıl evlenmek istiyorsun bana? Dedim detayları bilmiyorum. Daha o zaman hani bilgisayar mühendisi olduğunu öğrendim ama ailesi durumu nedir? Detaylar nedir? Hiç bilmiyorum. Ve dedim ki geçmişte ne yaşadığın önemli değil. Aile yapın hiç önemli değil. Ben gördüm ki senin kafa yapınla benim kafa yapım uyuşuyor. Senle dedim evlenmek istiyorum eğer sen de istersen ama dedim hemen cevap verme. Birkaç gün düşün. Kafa yor. Altını üstünü. Ben anlattığım kadarıyla benim artık biliyorsun. Param yok. Bolum yok. Sana çok maddi bir şey vaat edemem. Çok iyi düşün. Bana dedim kesin net bir cevap ver. Ben öyle sevgilikten mevlilikten anlamam ki gerçekten de böyledir. Ben hayatım boyunca hiçbir zaman biriyle sevgili olayım diye birlikte olmadım. Hep ilk tanışma şeyinde biz evlenme niyetiyle başlıyorsak başlayalım. Oldu zaten. Bundan önceki görüştüğüm kızlarla da muhabbetim hep bu düzeyde oldu. Dedim ki ben öyle sevgilikten mevlilikten anlamam. Direkt bana net bir cevap ver. Evet ya da hayır. O da olabilir dedi. Olur. Evlenmek istiyorum ben de dedi. Aslında onu da dediğim gibi hiç evlenme planı yok. O da aslında evlenme şeyini kafasından çıkartmış.
Sadece ailesiyle yaşamak, annesiyle babasıyla yaşamak, annesiyle babasının işte ihtiyaçlarını karşılamak, kardeşlerine destek olmak üzerine kurduğu bir hayat yapısı vardı onun da. Ve o bunu kabul edince hemen dedim ki ailenle konuş. Annem babam bilsin. Gizli saklı bir şey olmasın. Hem de dedim annem baban ne talep ediyor benden? Bunu dedim öğrenmek istiyorum. Çünkü dedim bizim ülkemizde bir sürü ailelerin bana göre saçma sapan istekleri var. Beklentileri var. Maddi, manevi. Ben dedim bu Türkiye'dekilerin hepsinden dedim nefret ediyorum. Bu tür taleplerden. Bana dedim ama dedim sizin makul bana gelebilecek istekleri ne varsa dedim ailenin karşılamaya çalışacağım. Ama dedim ilk önce bunu bir öğrenmem lazım. Bana makul geliyor mu, gelmiyor mu? Benim karşılayabileceğim şeyler mi, karşılayamayacağım şeyler mi? Ben dedim bunları öğrenmek istiyorum. Direkt dedim ailenle konuş. Bir iki gün biraz çekindi, utandı, konuşamadı. Ben ısrar ettim. Dedim ki bak ben dedim böyle devam etmek istemem. Ailenle dedim konuş. Hem bilsinler, haberleri olsun. Niyetimizden, düşüncemizden. Hem de dedim ben onların ne istediğini öğreneyim ki ona göre bir hazırlık yapıp yapmayacağımı, ne kadar sürede yapamayacağımı, ne zaman evlenemeyeceğimizi dedim planlayalım. Neyse gitti konuştu babasıyla, ailesiyle. Annesi ilk önce biraz işte isteksiz davrandı çünkü onun korkusu şu işte kızım evlenip de Türkiye'ye giderse. Çünkü bilmediği bir insan, tanımadığı bir ülke göndermek istemiyor haliyle. Anlıyorum. Dedim o sorun değil. Onu dedim hallederiz. Gerekirse dedim ben gelirim. Bir süre Malezya'da yaşarız. Ailen dedim beni tanır, bana güvenir. Ondan sonra Türkiye'ye geliriz, gelmek istiyorsak da. Zaten Malezya'ya ilk etapta gitme sebeplerim en önemlisi de buydu. Hem yabancılık ferah çekmesin, hem ailesi bir süre bana alışsın, beni tanısın. Gözleri arkada kalmasın bizdeki tabirle. Babasının istekleri de şöyle, babası karşı değildi ve kızına güveniyor zaten. Sen istiyorsan benim için hiçbir problem yok. Sadece dedi işte birinci tercih sigarayı bıraksın. O zaman çünkü çok aşırı sigara içiyordum ben. Sigarayı bıraksın. Onu istemesinin sebebi de şu. Sigara içmediği için veya sigaraya karşı olduğu için değil. Ferah'ın sigaraya karşı bir alerjisi var. Onlar da babası ve erkek kardeşleri sigara içtiği halde dışarıda içerler, evde içmezler. Çünkü Ferah'ın çok ağır bir alerjisi var buna karşı. Sağlık problemleri oluşturuyor. Dedim problem değil. Ben zaten sigarayı bırakmak için dedim bahane arıyorum. O hiç problem değil. Ben evlendikten sonra sigara mümkün olduğunca içmem, içsem de böyle. İşte Malezya'da da yaptığım gibi ayrı yılda bir tane iki tane. O problem değil. Benim sigarayı bırakmaktan yana dedim problemim yok. İkincisi namaz kılsın. Beş vakit namaz kılsın. Bize işte Kur'an okusun. İşte bize buraya geldiği zaman işte bize ailemize işte imamlık yapsın vesaire gibi dini bir istek talepler, manevi talepler. Dedim problem değil. Ben zaten Kur'an okumayı biliyorum. İmam Hatip mezunuyum. Namazlarımı şu anda düzenli kılmıyorum ama zaten isteğim bu kılmak. Sen de beni zorlarsın. Hala da buna pek alışabilmiş değilim. Çünkü beni uzun yıllardır hani biraz bıraktığım için alışmak biraz zaman alıyor gibi. Bazen işte ferah da zorluyor ve bu zorlaması benim hoşuma gidiyor. Zaten dediğim gibi kafa yapısının uyuşması bu. Ne beni bu konuda tamamen serbest bıraksın. Desin ister kıl ister kılma. Ne de bunu benden talep ederken işte namaz kılmıyorsan şöylesin böylesin diye bana tavır yapsın. Bunu güzellikle ikna ederek yapsın. İşte Ferah'taki bu inceliği gördüğüm için bir şeyi ne tamamen sende yaparsan yap, yapmazsan yapma modunda bırakıyor. Ne de bir şeyi senden talep ederken tavır yaparak, inkar ederek, seni dışlayarak, seni ne bileyim rencide ederek ya da senden kopup giderek yapmıyorsan ben de gidiyorum tavrıyla yapıyor. Seni böyle güzel dille, tatlı huyla, şirinlikle ikna etmeye çalışan bir yapısı var. Ve bağlandığında da senden kopmayan bir yapısı var. İşte dediğim gibi bazı bu tür kriterler, bazen işte dediğim detayını aslında çok da anlatamayacağım. Daha fikirsel ve duygusal yapıdaki şeyler. Ve bunu Ferah'ta daha bir haftalık muhabbetimizde gördüğüm için zaten evlenmeyi çok istedim. Ve dedim ki tamam ben bunları yaparım. Baban da rahat olsun. Maddi dedi hiçbir isteğim yok dedi babası. Siz gücünüz neye yetiyorsa onunla yapın. Hatta kullandığı tabir şuydu. Benim kızım satılık değil. Ben sizden maddi hiçbir şey istemiyorum. Siz gücünüz neye yetiyorsa neyi yapmak istiyorsanız öyle yapın. Allah razı olsun. Dedim tamam. Ben de gittim annemle babamla konuştum. Dedim ki ben böyle bir kızla tanıştım. Böyle bir evlenme niyetimiz var. Babasıyla da konuştuk, ailesiyle de konuştuk. Onların da talepleri bunlar bunlar. Biz dedik düşün, evlenmek istiyoruz.
Babam, annem zaten benim bu tür planlarıma karışmazlar. Onlar da onayladı. Hatta babam şöyle bir şey dedi. Bana diyordu ki işte okulunu bitir. Ondan sonra evlen. Sonra Ferah'ı biraz tanıdıkça sonra o da fikrini değiştirdi. Hatta geçen bir muhabbetimizde de söyledi. Aslında okulumu bitirmeni çok istiyordum ama Ferah'ı tanıdıktan sonra evlenmene de bir şey diyemedim dedi. Çünkü Ferah'taki cevheri o da gördü. Bu vesileyle tanıştık. Ondan sonra işte evlilik planlamaları yapmaya çalıştık. Nasıl olur? O buraya mı gelir? Ben mi oraya giderim? Bir süre böyle bir planlama yapmaya çalıştık. Bir yandan işte işimize gücümüze, hayatımıza devam ediyoruz. Ben tekrar iznim bitti, İstanbul'a döndüm. Biraz daha işte birbirimizi tanımaya çalışıyoruz, sohbet ediyoruz vesaire. Yaklaşık 6-7 ay, bir seneye yakın böyle bir muhabbet ettik. Artık dedim bunu bir nihayete erdirmemiz lazım. Ya dedim ben oraya geleyim. Burada evlenelim, orada kalalım. Ya dedim sen buraya gel. Hesap ettik, kitap ettik. Zaten ben Türkiye'deki daha önceki videolarda bundan da biraz bahsetmiştim. Türkiye, Malezya'ya gitme sebeplerimde. Ben bu Türkiye'deki kargaşadan, ne bileyim işte insanların yapısından, şeyinden biraz bayağı bir bunalmıştım. Ben artık zaten bir an önce öncesinde de işte okulun bir sırayı bir yurt dışına gezmeye başlasam, biraz kafamı dinlesem modundaydım. Dedim Türkiye'deki benim zaten burada bir şans şeyim, ekonomik durumum yok. Ben burada zaten ev tutsam, ev ara eşya alsam, ne bileyim iyi kötü bir şey, düğün bile yapmasak, hani sadece bir nikah yapsak, burada bir ev almam, eşyalar almam zaten belli bir yük getirecek bana. Böyle bir durumum yok, borçlarım var. Ekstra bir üstüme binecek. Kazlar da şöyle göstereyim. Buluştular etrafımı. Onların sesleri geliyor. Hem dedim ayrıca ekstra böyle bir yükün altına girmeye gerek yok. Hem kendi açımdan hem senin açımdan. Hem de dedim ben zaten biraz ülkeden uzaklaşıp kafa dinlemek istiyorum. Hem de dedim ailenin, özellikle de annenin böyle bir çekincesi vardı. Hani buraya seni göndermemek konusunda. Senin de zaten çekincen var. Oralarda hani yapabilir miyim, alışabilir miyim? Hem aklım ailemde kalır mı diyerek. Hiç bunları riske atmayalım. Ben dedim Malezya'ya geleyim. Orada evlenelim, orada yaşayalım, orada bir hayat kuralım. Zaten Ferah'ın kendisinin ailesiyle kaldığı bir evi vardı. Ekstradan taksitlerle aldı işte, daha önceki videolarda da gördüğünüz bir evi vardı. Orada en azından kira sıkıntımız olmayacaktı. Ufak tefek eşyalarımızı alır, bir iş kurar, çalışmaya devam eder ve böyle gideriz. Bir 3-5 sene böyle gideriz. Ondan sonra işte ben kafamdaki o gezme video planlarını, işte YouTube planlarımı geliştirebilirsem, belli bir YouTube'dan para kazanma seviyesine gelirsem, gezi vlogları yaparak buradan bir getiri elde ederim. Ben böyle bir hayat düzeni kurarım. Sen zaten hayat düzenin var, iş düzenin var. Çalışmaktan yana, gezmekten yana zaten problemi yok. Çünkü çalıştığı işi zaten home office olarak yapıyor. İnternet, bilgisayar olduğu her yerde çalışabiliyor. Gerekirse de ben bu hayatı geçiremezsem bile de gene burada bir hayat kurabilirsek kurarız. Kuramazsak 3-5 yıl sonra Türkiye'ye döneriz. Türkiye'de bir hayat kurarız. Hem senin için de benim için de bir yeni bir değişiklik olur. Gibi böyle bir mottomuz vardı. Bu şeyle işte fikirle. Zaten ben o dönemde işimden ayrılmıştım. 2 aydır falan da böyle çalışmıyordum. İş bulamadığımdan değil, artık çalışmak istemediğimden bir karar vermem gerekiyordu. Yani bir karar aşamasındaydım. Böyle 2 aylık bir düşünme süresi oldu benim için. Tamam, artık kararımızı verdik. Ben pasaporta başvurdum. İşte pasaport gelirken ki o zamanki evlilik planlarımızı yaptığımız işte Ekim ayına kadarki süreçte de bir 2-3 ay, 4 ay bir süremiz vardı. Zaten 2 ay öncesinde de oradaki işlemleri yapmak için erken gitmem gerekiyordu ve planlamamızı yaptık. Bu planlamalarımızı yaptığımızda işte Nisan ayıydı. Ekim'de evleneceğiz, ben Ağustos'ta gideceğim. Bu arada da böyle bir 3 aylık bir süre var. Dedim bu ayı ben boş geçirmeyeyim. Hemen bir işe başladım. Mayıs ayında. İşte Ağustos'a kadar çalıştım. Ağustos'ta işten ayrıldım tekrar. Biraz gözüme böcek kaçtı. Ağustos'ta tekrar işten ayrıldım. Memlekete geldim. Ailemle biraz vakit geçirdim. Vedalaştım. Hazırlığımı yaptım ve gittim. Ondan sonraki süreci zaten videolarımda takip ettiniz, gördünüz.
Zaten Malezya'ya gitmeye başladığım andan itibaren, bu karar verdiğim andan itibaren zaten video çekmeye ve bunları sizlerle paylaşmaya başladım. Bizim tanışma sürecimiz, evlilik sürecimiz böyle. Dediğim gibi bu asla bir tavsiye değildir. Yani böyle bir arkadaş edinin, uygulamalardan ya da internetten, sosyal medyadan bu şekilde evlenin diye bir talebim kesinlikle yok. Tam tersine uyarıyorum. Çok çok dikkatli olun. Böyle bir benim denk geldiğim gibi bir insanla denk gelseniz bile, kafanızın uyuştuğu insana denk gelseniz dahi çok çok tedbirli olun. Ben bu tedbirlere hani çok detayına girmedim ama kendi içimde yaptım. Her an zaten böyle bir insan olmayacağınız, dediğim gibi kendi başka kriterlerim olduğu için zaten teşhisini koyup evlenme teklif etmiştim. Öyle bir insan çıkmayı olasılığı çok 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 düşük bir ihtimaldi. Ama ben buna rağmen bile öncelikli tedbirlerimi alarak hareket ettim zaten. Hatta Malezya'ya gitme sebeplerinden biri bile bu tedbirlerden biridir zaten. Ama diyorum çok çok tedbirli olun. Bu tür şeylere bir an önce kanmayın. Hayalle hareket etmeyin. Hele hele ki Türkiye'den kurtulayım kafasıyla hiç gitmeyin. Ama artık bundan sonraki süreç dediğim gibi size kalmış. Sizin hayallerinize, alacağınız riske kalmış bir problemdir. Ben asla Türkiye'den kaçayım, evleneyim, gideyim, orada yerleşeyim, Türkiye'den kurtulayım diye gitmedim. Benim Türkiye'den gitme amacım kafa dinlemek, Türkiye'nin bu atmosferinden biraz çıkmaktı. Ben ülkemi çok seviyorum, ülkemde gerçekten yaşamak istiyorum. Evet, beni zorluyor ama beni ekonomik olarak zorlamaktan ziyade ülkenin bu fikirsel, zihinsel yapısı beni zorluyor. Sonuçta ben ekonomik olarak aynı sıkıntıyı Malezya'da da çekiyorum. Hatta Malezya'daki yaşam düzeyi az çok videolardan da takip ettiniz. Buradan daha kötü. Market fiyatları çok yüksek, asgari ücret çok düşük. Malezya'da nasıl rahat edersin? İşte iyi bir eğitim seviyen vardır, iyi bir işin vardır, gelir düzeyin iyidir, rahat yaşarsın. Yüksek bir sermayen vardır, iyi bir iş kurarsın, güzel yaşarsın. Ama aynı şeyler zaten Türkiye'de de olsa yaparsın. Dünyanın neresinde olursan ol da yaparsın. Yani kendini geliştirmişsen ya da iş yapacak bir sermayen varsa Türkiye'de de aynı rahatlığa ulaşırsın. Dünyanın neresinde olursan ol, ulaşırsın. Tamamen senin kişisel gelişiminle, kişisel durumunla alakalı bir şey. Bu kesinlikle yurt dışına çıkın, yurt dışına gidin bir tavsiyesi değil. Ben yurt dışını iyi kötü araştırmış, iyi kötü yaşamış birisi olarak da söylüyorum. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değildir. Benden işte DM'den gelen tavsiyeler oluyor. İşte Malezya nasıl, orada nasıl yaşanır, oranın işte ekonomik durumu nedir, gelsek yaşayabilir miyiz, evlenebilir miyiz vesaire gibi. Onları da birçok bildiğim bilgiyi aktardıktan sonra ez cümle en sonunda şunu söylüyorum. Ben ne anlatırsam anlatayım, ne bilgi verirsem vereyim, buraya gelip belli bir süre yaşamadan buranın içindeki durumu bilemez. Burada yaşayıp yaşayamayacağını ne psikolojik olarak, ne toplumsal olarak, ne ekonomik olarak anlayamazsın. Aynı şey diğer birçok ülke için de geçerli. Amerika'ya da gitsen bu böyle, İngiltere'ye de gitsen böyle, en refah seviyesi gördüğün Finlandiya'ya da gitsen bu böyle. Gidip belli bir süre yaşamadan bilemezsin. Ve dediğim gibi burada yaşayıp yaşayamayacağın da senin kişisel gelişimin, psikolojik durumun, kafa yapınla alakalı bir durum. Bu herkes için standart bir şey değildir. Kişisel bir şeydir. Evet. Bugünlük videomuz böyle. Bu çok merak edilen, çok talep edilen bir şeydi. Geçen videoda da yorumlara gelenlerde de çok talep edilmiş. Hani daha çok eşinle neden video çekmek istemiyorsun? Bu videoyu da aslında biraz eşimle çekmek istiyordum ama o biraz iş sebeplerden dolayı, biraz da kişisel sebeplerden dolayı çok fazla kamera karşısına geçmek istemeyen bir yapısı var. Ben de onu zorlamak istemiyorum. O yüzden videolarımda mümkün olduğunca onu çok fazla çekmek de istemiyorum. Çok fazla onunla video karşısına da geçmek istemiyorum. Belki iyi kötü birkaç videomuz olabilir. Bu tür şeyleri birkaç planlama yaptık. Onları belki Malezya'da hayata geçiririz. Mesela şey var, onu söyleyeyim. O da işte biraz daha Ramazan girmesi ve benim hastalığımdan dolayı ertelendi. Bizim şeyimiz gelmişti. Düğün fotoğraf albümümüz geldi. Zaten daha yeni Ramazanlar hemen önce yeni gelmişti. Dedik ki biz bunu açıp bakmayalım.
Bunu açıp baktığımız zamanı videoya alalım, takipçilerimizle paylaşalım. Hem bizim için hem onlar için bir güzellik olsun. Bizim de ilk gördüğümüz o şeyler, anılar takipçilerimiz için de güzel bir anı olsun. Ve bu niyetle o albümü kapattık, yerine koyduk video çekeceğiz diye. Yani yaklaşık 3 ay mı geçti Ramazan'ın üstünden? Yani 3-4 aydır o albüm orada duruyor. Daha fotoğraf, düğün fotoğraf albümümüzü bile açıp bakmadık videoya çekeceğiz diye. İnşallah o videoları Malezya'ya gittikten sonra birlikte çekeriz. Evet. Hepinize iyi günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.